Ünlü oyuncu Okan Karacan sansasyonel bir boşanma sürecinden geçmiş. Eşinin işlerini ve evini basıp büyük korku yaşatmıştı. Neyse ki o günler geride kaldı. Karacan psikolojik tedavi gördü. Sağlığına kavuşur kavuşmaz da Kanal D Haber'e konuştu. Aç babacığım. Hayır açmayacağım. Çocuklar ağlıyor. Ne çekiyorsun? Çocuklarımı istiyorum. 50 günlük bir hastane sürecim oldu. Beyin detoksu yaptım diyorum ben. Skandallarla dolu o günler geride kaldı. Gördüğü tedaviden sonra bambaşka biri oldu. Şimdi gerçek Okan çıktı. Pamuk gibi kimseye sinirlenmeyen, hayatına devam eden, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ünlü oyuncu Okan Karacan, boşanma aşamasında eşinin iş yerini ve evini bastı. Hakkında davalar açıldı, elektronik kelepçe bile taktı. Paramı istiyorum, hakkımı istiyorum. Zor günleri atlatmak için İstanbul'da özel bir hastanede psikolojik tedavi gördü. Ben yıllarca dedim ya burada ne var acaba? Tamam. En son kavuştuk birbirimize. Okan Bey o hastanede 50 gün geçirdi. Kendi deyimiyle bir beyin detoksu süreciydi. Efendim orada ortam nasıl, yani nasıl bir süreçten geçtiniz? Şimdi önce tabii benim psikoloğum ve psikiyatrım var. Ondan sonra böyle yat dedikleri zaman yatmak lazım. Ben de defans göstermedim çünkü birey olarak çok hırpalandım. Aldığı destekle zor günler geride kaldı. Gittim tedavimi oldum, sağlıklı bir birey oldum. Şimdi yeni projesi Çılgın Dershane 5 için kolları sıvadı. Genç yeteneklere emanet edeceğiz ama bir yapımcı olarak her zaman başındayız. Yani EYT'li Okan Karacan mı vardı? Evet, EYT'li Okan Karacan. Az kaldı, günlerim var, onları bitireyim, emekli oluyorum ben de. Olumsuz herhangi bir şey yok ama kimseyi de kırmak üstümek istemem. Herkesin hakkını helal etmesini diliyorum.